Merhaba sevgili arkadaşlar, 2019 tarih özet anlatımlarımızla yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Türk İslam Devletleri üzerinde duracağız. Türk İslam Devletleri dediğimizde ilk etapta Orta Asya'da kurulan Türk İslam Devletleri ile başlıyoruz ki ilk sırada Karahanlılar yer alıyor. Karahanlılar 840-1212 tarihleri arasında varlık gösteren bir devlet. Karluk, Yağma, Çiğil Türk boylarının birleşmesiyle kurulan bir devlettir ki kurucusu Bilge Kül Kadirhan'dır. Ve Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devleti olarak karşımıza çıkmaktadır. Satuk Buğrahan döneminde İslamiyet kabul edilmiş Satuk Buğrahan Abdülkerim ismini almıştır. Devletin en parlak dönemi ise Yusuf Kadirhan zamanı olmakta. Karahanlılar dediğimizde birbiriyle bağlantılı birçok özelliğini görüyoruz. Bu özellikler nelerdir? Sorularda en kalıp çıkan noktalardan birisi İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen milli benliklerini korumuşlardır. Bunun göstergesi aşağıdakilerden hangisidir kalıbı oluyor. Bu kalıbı incelerken bu sorunun cevabı niteliğindeki unsurlar şöyle. Orta Asya'da kurulmaları, sadece Türklerden, Türk boylarından oluşması, han ünvanını kullanıyor olmaları, devletin doğu-batı şeklinde örgütlenmesi ve bunlara en büyük kanıtlardan ikisi ise Türkçeyi resmi dil ilan etmeleri ve Uygur alfabesini kullanmalarıdır. Bunların yanı sıra Karahanlılar dediğimizde ribat denilen kervansarayları, bimarhane denilen hastanelerinin de olduğunu unutmayalım. Aynı zamanda Karahanlılar Türk İslam tarihinde burslu öğrencilik sistemini de ilk kez uygulayan devlet olmuştur. Şimdi bu özellikleri birlikte düşünelim. Devlet ribat denilen kervansaraylara sahip, yani ticaret yapıyor. Devlet nerede? Orta Asya'da. O zaman Orta Asya ticareti üzerinde etkin. Orta Asya'daki önemli ticaret yolu neresi? İpek yolu. Demek ki İpek yolu üzerinde hakimiyet kurmuş. Bu bilgileri birleştirdiğimizde devletin zengin olduğunu, ticaretin geliştiğini söyleyebiliriz. Ticaret geliştiği için, ekonomik gücü olduğu için öğrenci masraflarını karşılıyor diyebiliriz. Yani neye önem veriyor? Eğitime önem veriyor. Eğitime önem vermesi bilimin gelişmesini sağlar ki hastanelerinin olması da tıp alanında geliştiklerinin önemli bir kanıtı. Yani ne yaptık? Bu bilgileri birbirine bağlayarak bir mantık zinciri oluşturmuş olduk. Tabii ki Karahanlılar Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devleti olmalarıyla birlikte Türk İslam sanatı ile ilgili de ilk eserleri vermişlerdir. Bu eserlere çok bildik örnekler verelim. Yusuf Has Hacib'in Kutat Gubili ki Türk İslam tarihi döneminin ilk eseridir. Mutluluk veren bilgi anlamındadır. Aynı zamanda siyasetname özelliği de taşımaktadır. Kaşgarlı Mahmud'un Divani Lugati Türk adlı sözlüğü. Hepimizin bildiği gibi Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu kanıtlama noktasında karşımıza çıkmaktadır. Ki bu eserde ilk Türk dünyası haritası da mevcut. Edip Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakaik, yani Hakikatlerin Eşi adlı eseri, ahlak kurallarını anlatan bir eser olma özelliğine sahip. Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'i de İslam dininin yayılması için dini bilgiler veren bir eser olma özelliğine sahip. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılan Karahanlıların doğu koluna Moğolların bir kolu olan Karahitaylılar, Batı koluna ise Harzemşahlar son vermiştir. Yine Orta Asya coğrafyasında hakimiyet kuran, Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulan ve kurulduğu yerden ismini alan Gazneliler Devleti'ne bakalım. 963-1187 yılları arasında yaşamış olan Gazneli Devleti'nin kurucusu, Alp Tigin olmuştur. Gazneli Mahmud'un babası Sebük Tigin döneminde devletin sınırları Hindistan'a kadar genişlemiştir. Tabii ki hiç kuşkusuz devletin en parlak dönemi Gazneli Mahmud zamanı olmuştur ki Gazneli Mahmud denildiğinde aklımıza iki temel özelliği gelir. Bunlardan birincisi Hindistan'a yapmış olduğu 17 sefer sonucunda Hindistan'da İslamiyet'i yayması ve ilk çağ tarihinde gördüğümüz Hindistan'daki kas sistemini zayıflatması. Bir diğer özelliği ise
Şii Büveyh oğulları tehdidinden Abbasi halifesini kurtarmasıdır ki bu hizmetinden dolayı kendisine sultan unvanı verilmiştir. Yine çok klasik bir bilgiye geldik. Türk İslam tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmud olarak karşımıza çıkmakta. Gazneli Mahmud'un oğlu Sultan Mesud döneminde ise bölgede varlık göstermeye başlayan Büyük Selçuklu Devleti ile hakimiyet mücadelesi yaşanmaktadır. Ki şunu da unutmayalım, Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular yani bu üç devlet özellikle çağdaştır ve birbirleriyle mücadele içerisine girmiştir. Selçuklu ile yaptıkları savaşları Sultan Mesud döneminde ardı ardına kaybeden Gaznelilere son darbe 1040 tarihli Dandanakan Savaşı olmuş ve bu savaşta Gazneliler yıkılış sürecine girmiştir. Yalnız söylediğime dikkat edin, Gazneliler yıkıldı demedim. Gaznelileri yıkan güç ise Afganistan'ın yerli halkı olan Gurlular olmuştur. Dikkat sorularında Dandanakan Savaşı ile yıkılmıştır denirse bunun yanlış bir nokta olduğunu unutmayın. Gazneliler dediğimizde çok geniş sınırlara ve içerisinde birçok ulusun ve birçok kültürün yaşadığı bir devleti gözümüzün önüne getirelim. Ki bu özellikleriyle Gazneliler Türk İslam tarihinin ilk imparatorluğu olma özelliğine de sahip. Gaznelilerde bilim dili Arapça, edebiyat dili ise Farsçadır. Yani bu dönemde Türkçe pek gelişme gösterememiş, geri planda kalmıştır diyebiliriz. Bununla birlikte ünlü İran'ın milli şairi olan Firdevsi, Şehname adlı eserini Gazneli Mahmud'a sunmuştur. Yine dönemin önemli bilim insanlarından Biruni, bu devletin himayesinde yaşamıştır ki Gazneli Mahmud Biruni için sarayımın en değerli hazinesi ifadesini kullanmıştır. Sıra geldi 1040-1157 tarihleri arasında yaşayan Büyük Selçuklu Devleti'ne. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu adından da anlaşıldığı gibi Selçuk Bey'dir ki Oğuzların Kınık boyu tarafından kurulmuştur. Devlete ismini veren Selçuk Bey ama devletin asıl kurucuları olarak Tuğrul ve Çağrı Beyler geçmektedir. Tuğrul ve Çağrı Bey ikisi bir arada anılan hükümdarlardır ki bu durum İslamiyet öncesindeki ikili teşkilatı da bize birazcık hatırlatmakta. Gaznelileri anlatırken değindiğimiz 1040 Dandanakan Savaşı sonucunda Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti de resmen kurulmuş, Tuğrul Bey sultanlığını ilan etmiştir. Tuğrul Bey daha sonra Anadolu'nun keşfi için Kutalmış ve İbrahim Yınal'ı Anadolu'ya göndermiş, Anadolu üzerine akınlar düzenlenmiştir. Tabii ki Bizans bu akınlardan rahatsız olarak bu akınları durdurmak istemiş. Bu da meşhur Erzurum'un Pasinler Ovası'nda 1048 tarihinde gerçekleşen Pasinler Savaşı'na yol açmış. Pasinler Savaşı Anadolu üzerine yapılan ilk ciddi savaş olma özelliğine sahip olmakla birlikte Selçuklu Devleti bu savaşı kazanmıştır. Daha sonra Tuğrul Bey Bağdat'ta Şii Büveyh oğulları tehdidi altında kalan Abbasi halifesini bu tehditten kurtarmış tıpkı Gazneli Mahmud gibi ve bu hizmetinden dolayı halife Selçuk Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını vermiştir. Böylece Doğu'nun ve Batı'nın sultanı yani Türk İslam dünyasının en büyük siyasi gücü Selçuklu Devleti olmuş, halifeyi korumakla birlikte Selçuklu Devleti İslam dünyasının siyasi lideri olma özelliğini de kazanmıştır. Tuğrul Bey'in ölümünden sonra devletin başına Çağrı Bey'in oğlu Alparslan geçmiştir. Ki Alparslan dediğimizde aklımıza ilk gelen 1071 Malazgirt Meydan Muharebesidir. Ama bundan bir tık önce Kars'taki Ani Kalesi'ni ele geçirmiştir ki Ani Kalesi Kafkaslara açılan bir kapı olarak adlandırılan önemli stratejik bir noktadır. Netice itibariyle Bizans İmparatoru Romen Diyojen'le 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan Malazgirt Meydan Muharebesini Selçuklu Devleti kazanmıştır. Selçuklu bu savaşta Turan taktiğini uygulamış, Bizans'ta paralı askerlik yapan Peçenek ve Uzlar Selçuklu tarafına geçmişlerdir. Bununla birlikte bu savaş Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, Anadolu Türkleşmeye başlamış ve Alparslan'ın o meşhur emriyle, komutanlarına verdiği meşhur emirle fetihlerde bulunun, fethettiğiniz yerler sizindir emriyle 1. Beylikler dönemi başlamıştır. 1. Beylikler döneminin başlaması Anadolu'da birçok siyasi gücün olmasına yani Anadolu'da görüntü itibariyle feodal bir yapılanmanın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Türkleri durduramayan Bizans Avrupa'dan yardım istemiş ve Malazgirt Meydan Muharebesi sonucunda Haçlı Seferleri başlamıştır.
Anadolu Türkleşmeye başlamasıyla birlikte Türk kültürü de yine Anadolu'da yaygınlaşmaya başlamıştır. Alparslan'ın ölümünden sonra yerine oğlu Melikşah'a geçmiştir ki Melikşah dönemi devletin en parlak dönemidir. İran'daki Alamut Kalesi'ni zapt eden Haşhaşilerle Hasan Sabbah'la mücadele edilmiş, Ömer Hayyam o meşhur takvimi olan Celali takvimini bu dönemde hazırlamıştır. Ve Alparslan'a da vezirlik yapmış olan meşhur Nizamülmülk, ilki Bağdat'ta olmak üzere Nizamiye medreselerini açmış ki bu da eğitime verilen önemi göstermektedir. Melikşah'ın ölümünün ardından devlette bir boşluk, otorite boşluğu yaşanmış ve taht kavgaları süreci yaşanmıştır. Tutuş, Berkyaruk ve Sultan Sencer arasında yaşanan bu mücadelelere Sultan Sencer son vermiş, devleti tekrar derleyip toparlamış ve devlete son parlak çağını yaşatan hükümdar olmuştur. Fakat Sultan Sencer'in Moğolların kolu olan Karahitaylılarla 1141 tarihli Katvan Savaşı'nı kaybetmesi ve ardından esir düşmesi devletin yıkılış sürecine girmesine ve 1157 yılında yıkılmasına yol açmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması sonucunda Kirman, Irak, Suriye, Anadolu ya da diğer adıyla Türkiye Selçuklu Devletleri ile Fars Atabeyliği olarak geçen Salgurlular, Azerbaycan'da İldenizoğulları, Erbil'de Beyteginliler, Şam'da Böriler ve Musul'da Zengiler yani Zengi Atabeyliği kurulmuştur. Atabeyler biliyorsunuz Melik denilen çocukların eğiticileri yani Osmanlı'daki lalaların karşılığıdır. Bunlar da kendi bölgelerinde otorite oldukları bölgelerde bağımsızlıklarını ilan ederek Atabeylikler kurmuşlardır. Bir diğer devletimiz ise 1157'de kurulup 1231 tarihinde yıkılan ve kendisini Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören adı kurulduğu yerden yani Harizm bölgesinden gelen Harizm Şahlar olmuştur. Anuştegin tarafından kurulan bu devletin merkezi Gürgenç olmuştur. Bu devletin en parlak dönemi ise Alaaddin Tekiş zamanıdır. Bir Moğol kervanının Otrar denilen mevkide Otrar valisi tarafından yağmalanması, bu kervana saldırılması, Moğolların Harzemşahlar üzerine yürümesine ve Otrar faciası denilen olayın yaşanmasına yol açmıştır. Bu olay Harzemşahların yerlerinden sökülerek Doğu Anadolu'ya, Ahlat'a kadar gelmelerine yol açmıştır. Celaleddin Harzemşah önderliğinde bölgeye gelen Harzemşahları, Anadolu Selçuklu Devleti Doğu Anadolu'ya yerleştirmiş ve batıya hareket etmekte olan Moğollarla kendi arasında bir tampon bölge oluşturmuştur. Fakat daha sonra Harzemşahların isyan etmesi, Harzemşahlar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1230 tarihli Yassıçemen ya da diğer adıyla Yassıçemen Savaşı'na yol açmış Harzemşahlar yıkılış sürecine girmiştir. Doğal olarak Harzemşahların yıkılış sürecine girmesi tampon bölgenin de ortadan kalkmasına ve Anadolu'nun Moğol istilasına açık hale gelmesine yol açmıştır. Bir diğer devletimiz ise Moğol İmparatorluğu. 1206-1227 tarihleri arasında yaşayan devletin kurucusu Temuçin ya da Timuçin daha da bildik ismiyle Cengiz Han olmuştur. Moğol İmparatorluğu doğuda Çin'den batıda Macaristan'a kadar çok geniş bir coğrafyayı hakimiyeti altına almıştır. Cengiz Han'ın ölümünden sonra devlet dört kola ayrılmıştır. Bu kollardan biri Çin'e hakim olmaya çalışan Kubilay Hanlığı'dır. Moğol kolları içerisinde Türkleşmeyen ve İslamiyet'i kabul etmeyen tek kol olarak geçmektedir. Türkmenistan'da kurulan Çağatay Hanlığı, İran'da kurulan İlhanlılar ki İlhanlılar Türk tarihi açısından çok önemli noktalarda karşımıza çıkar, Abbasi halifeliğini yıkmışlardır, Haşhaşilere son vermişlerdir ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni Köse Dağ Savaşı ile yıkılışa sokmuşlardır. Bu kollar içerisinde Kafkaslar'da bulunan Altın Ordu ya da Altın Orda Hanlığı ise ilk Türkleşen ve İslamiyet'i ilk kabul edilen kol olarak bilinmektedir. Bir diğer devletimiz ise 1370-1507 tarihleri arasında yaşayan Timur İmparatorluğu. Adından da anlaşıldığı gibi Timur tarafından kurulmuş olan devlettir. Semerkant merkezli kurulan bu devlet Terek Savaşı ile Moğolların kolu olan Altın Ordu'yu yıkılışa sokmuş ve Kırım'da Türk hanlıklarının ortaya çıkmasına hatta ilerleyen dönemlerde Rusların güneye inmesine de yol açmışlardır.
Timur İmparatorluğu dediğimizde hiç kuşkusuz Osmanlı padişahlarından 1. Bayezid, Yıldırım Bayezid'le yaptığı 1402 tarihli Ankara Savaşı aklımıza gelir. Osmanlı tarihinde bunu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz ama şimdilik şunu söyleyebiliriz. Osmanlı dağılma tehlikesi yani fetret devri yaşanmış, 1402-1413 tarihleri arasında Yıldırım Beyazıt'ın 4 oğlu arasında taht mücadeleleri ortaya çıkmıştır. Timur Devleti'nde Timur'dan sonra alim hükümdarlar olarak anılan hükümdarlar vardır ki bunlardan en meşhuru Semerkant'ta bir astronomi merkezi de olan Ulu Bey'dir. Bununla birlikte Hüseyin Baykara da yine devlet içerisinde önemli bir yer teşkil eder. Gelelim Mısır'da kurulmuş olan Türk İslam Devletleri'ne. 868-905 yılları arasında Abbasilerin Mısır'a vali olarak atadığı Tolunoğlu Ahmet, Tolunoğlu Devleti'ni kurmuştur. Ki bu Abbasilerde merkezi otoritenin de zayıfladığının bir göstergesidir. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti olma özelliğine sahiptir. Tolunoğulları ile ilgili TYT kalıbında şunla karşılaşabilirsiniz. Denir ki Tolunoğlu Ahmet döneminde halkın tamamının sağlık ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladığı Maristan adlı hastaneler ve eczaneler vardır. Bu durum neyin göstergesidir? Bu durum eşitliğin, dinsel hoşgörünün ve sosyal devlet anlayışının göstergesidir. Bir diğer önemli özellikleri ise Mısır'a altın çağını yaşatan devlet olarak geçmesidir ki Mısır'da su yolları ve bentler inşa edilip Mısır bayındır hale getirilmiştir. Tolunoğlu devletine Abbasiler son vermiştir. Abbasiler bir başka valiyi daha bölgeye atarlar ki Muhammed bin Togaç'tır. Muhammed bin Togaç da İşidiler ya da Akşidiler adlı devleti kurmuştur. Devlet 935-969 tarihleri arasında yaşamıştır. Mısır'da kurulan 2. Türk İslam Devleti olmakla birlikte Hicaz bölgesine, kutsal topraklara hakim olan ilk Türk İslam Devleti olduğunu unutmayın ve Tolunoğulları'yla lütfen bu özelliğini karıştırmayın. Devletin yıkılışında ki Tolunoğulları'nın yıkılışında da yine bir etmendir bu iki devletin yıkılışındaki ortak nokta yönetici sınıfın Türk, halkın Arap olmasıdır. Tolunoğulları'nın yıkılmasında ise Şii bir devlet olan Fatimiler etkili olmuştur. Fatimiler, Abbasiler ve Endülüs Emevileri ile aynı dönemde yaşayarak halifelik ünvanını kullanmışlar. Yine bu İslam dünyasındaki bölünmenin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fatimiler Mısır'da kurulan bir devlettir ama Türk İslam Devleti değildir. Bunu da unutmayın, sorularda bu bilgi işinize yarayabilir. Fatimilere son veren ise Selahaddin Eyyubi yani Eyyubi Devleti olmuştur. Eyyubiler 1174-1250 yılları arasında yaşamıştır ki Eyyubiler dediğimizde Selahaddin Eyyubi'nin Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri alması çok önemli bir özelliktir. Hatta bu olay 3. Haçlı Seferi'ne yol açmıştır. Kudüs'ün Haçlılardan geri alınması İslam dünyasının koruyuculuğunu, dış tehditlere karşı koruyuculuğunun yapıldığının bir göstergesidir. Selahaddin Eyyubi'nin ölümüyle devlet zayıflamış, Memlük yani Kölemen komutanlarından olan Aybek tarafından devlet yıkılmıştır. Ve bunun sonucunda da Mısır'da kurulan son Türk İslam Devleti olan Memlükler karşımıza çıkar. Sakın şaşırmayın arkadaşlar, bir de Osmanlı var diyebilirsiniz ama dikkat edin, Mısır'da kurulan son Türk İslam Devleti olarak Memlük dedim. Biliyorsunuz ki Osmanlı Mısır'da kurulmamıştır. Memlükler 1250-1517 tarihleri arasında yaşamıştır. Memlük Devleti'nin kurucusu olan komutanlar Eyyubi Devleti'nde askerlik yapan Kıpçak Türkleridir ki Kölemenler olarak da adlandırılmaktadır. Bu devletin bir diğer ismi ise Devlet-ü-Türkiye yani Türk adıyla anılan bir devlet olma özelliğine de sahiptir. Kurucusu Aybek'tir. Moğolların Bağdat'ı işgali sonucunda Abbas halifeliğini kendi topraklarında himaye altına almıştır. Lütfen dikkat, halifeliği üzerine almamış, halifeyi himayesi yani koruması altına almıştır. Sultan Kutuz döneminde Moğollar aynı Calut Savaşı'yla, Kösedağ Savaşı sonrasında ise Anadolu beyliklerinin yardım istemesiyle Elbistan Savaşı'yla Moğollar yenilgiye uğratılmıştır ki Moğolları durdurabilen tek Türk devleti olarak da Memlükler geçmektedir.
Memlükleri diğer Türk İslam devletlerinden ayıran bir diğer özellik de saltanat yani hanedanlık sisteminin ortaya çıkmaması, her emirin yani ordu komutanının hükümdar olabilme hakkına sahip olmasıdır. Memlüklerin yıkılışı ise Yavuz Sultan Selim'in 1516 Mercidabık 1517 Ridaniye savaşları sonucunda gerçekleşmiştir. Gelelim Hindistan'daki Türk İslam devletlerine ki burada bir önemli not söyleyeyim. Babürler, Babür Şahlar biliyorsunuz en meşhur Hindistan'daki Türk İslam devletidir ama onlardan önce daha dar bir coğrafyaya sahip olan Delhi Türk Sultanlığı'nın Hindistan'daki ilk Türk İslam devleti olduğunu da unutmayın. Babür Şah tarafından 1526'da kurulmuş 1858'lere kadar yaşamıştır. Babür Devleti dediğimizde en önemli hükümdarlarından biri de Şah Cihan olmuştur ki Heşim Mümtaz Mahal için Taç Mahal'i inşa ettirmiştir. Hindistan'da Türk İslam kültürünün yerleşmesini sağlayan Babürler İngilizler tarafından yıkılmıştır. 1501-1736 tarihleri arasında İran'da kurulmuş olan Safeviler Devleti de yine karşımıza çıkmakta. Şah Abbas tarafından kurulan bu devletin en önde gelen hükümdarları Yavuz Sultan Selim'in mücadele ettiği Şah İsmail ve Kanuni dönemindeki Şah Tahmasp olmuştur. Ki Osmanlıların Safevilerle ilişkileri Yavuz Sultan Selim'den de önce 2. Beyazıt döneminde Anadolu topraklarını ele geçirmek istedikleri Şah Kulu isyanına kadar inmektedir. Fatih Sultan Mehmed'in yıkılışa soktuğu Akkoyun Devleti'ni ortadan kaldırarak İran'da varlık göstermeye başlamışlardır. Devlet 1736'da iç karışıklıklar yaşayarak yıkılmış, yerine Avşarlar, Nadir Şah yeni bir devlet oluşturmuştur. Evet sevgili arkadaşlar, özet bir anlatımla Türk İslam tarihindeki önemli Türk İslam devletleri üzerinde durduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.